yanı başındasın, yanı başında, kabrinin yanındasın, ezvace tahiratının yanındasın. Orada bütün Müslümanlar dünyadan gelmiş, onlara böyle bir tevcihte bulunuyorsun. Sanki öyle bu yeşil halının etrafında, peygamberin kabri etrafında, böyle ben sanki peygamber aleyhissalatü vesselamla kabrinin içerisinde yaşıyorum gibi bir vaziyet hissediyordum. Yani içimde çok ciddi bir şekilde böyle bir saadet ve sevinç duyusu, acayip var yani. Yani ben böyle bir Müslüman olarak peygamberin sünnetini tatbik etmeleri için bütün dünyadan gelen bu ziyaretçilere bu şekilde bir tevcihatta bulunmam, onları sünneti tatbik etmelerine vesile olmam Resulullah'a en büyük bir hizmet ve onun büyük bir hadimi olarak kendimi hissetmeme böyle yardımcı oluyordu. Tabii bir olay gerçekleşti. Ben Ravza-i Şerif'in içerisindeydim. Yeşil Halı denilen yerin içerisindeyken bir olay yaşadım. Ben diyor Ravza'nın içerisinde tabii bir rüya gördüm. Öğle namazını kıldıktan sonra bir kaylule yaptım yani biraz. Uyudum yani orada Ravza'nın içerisinde Yeşil Halı'nın. Tabii uyuyunca diyor uykumda etrafımdaki bütün gelen ziyaretçilerin ellerinde Risale-i Nur adlı bir eser görüyorum. Herkesin elinde bir Risale-i Nur var ve okuyorlar. Hayret ettim, bu ne acaba dedim. Sonra ben kalktım, çok ciddi bir şekilde böyle dedim. Bu Allah Allah, acı bir haldir bu. Nasıl bir manadır böyle bu gördüğüm? Bu kimdir Said Nursi? Bir onu tanımam lazım. Ondan sonra diyor ikinci gün diyor tabii yine Mescid-i Nebevi'ye gittim. Yine öğle namazından hemen sonra aynı bir gün önce gördüğüm rüyanın öğle namazı sonra görmüştüm. Yine bugün öğle namazından sonra yine tekrar vazifeme dönünce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri önünde insanları tevcih ediyordum orada. Orada bir Türk bir kardeşimiz geldi ve bana böyle Risale-i Nur'dan küçük bir kitap hediye etti. Subhanallah dedim. Bu Risale-i Nur'u aldım ve dedim ki ben bir rüya gördüm dün. Ona dedim ki ben böyle bir rüya gördüm. Bugün de sen bu Risale-i Nur'ları bana hediye getiriyorsun. Subhanallah, bu yani kader-i ilahiden bana bir işaret olarak böyle kabul ettim. Sonra o küçük kitaptan sonra dedi ki ben o zaman sana madem böyle bir şey oldu külliyat hediye edeceğim dedi. Ve Risale-i Nur külliyatını komple bana böyle hediye etti. Ben de Cenab-ı Hakk'ın izniyle okumaya başladım. Ve okuduktan sonra kendimi Risale-i Nur'larda görmeye başladım. Risale-i Nur Türkiye'den çıkmış bir Kur'an tefsiri. Ama siz burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün ahkamını, şeriatın bütün hükümlerini burada ilim olarak gördünüz. Çocukluğunuzdan beri meşgul oldunuz. Risale-i Nur'a bakışınız nasıl oldu peki o günden sonra? Ya da Risale-i Nur'u nasıl buldunuz? Risale-i Nur'a gelince ben mezheben Hanbeli mezhebindenim. Akide olarak burada tabi Selefi itikadındayız. Ama Risale-i Nur'u yani okumaya başladığım zaman yani bana çok ciddi manada böyle Kur'an'ın manaları inkişaf etmeye başladı. Yani okumaya başlayınca tabi tam manasıyla bu dinin hakikati nedir onu anlamaya başladım. Yani bende öyle bir şey oldu ki yani fikrimde çok ciddi bir derinleşme meydana getirdi. Zihnimde, fikrimde, kalbimde yani kalpte ve ruhumda çok ciddi bir manada biz burada tabi şair-i İslamiye yaşıyoruz. Şeyhlerimiz var burada çok ciddi okuyoruz şeriat kitaplarını ama kalbin o manayı yaşaması meselesi tabi ayrı bir şey. Onu Risale-i Nur'da gördüm. Ben Risale-i Nur tefsiri çok ayrı bir tefsirdir. Bizim alıştığımız tarzda bir tefsir değil. Ben diyor tabi bu rüyanın neticesi olaraktan böyle bu Risale-i Nur'u okumaya başladım. Ona bir teveccüh gösterdim. Daha önce duymuş muydunuz Risale-i Nur'u? Hel yani semi'tu min qabl. Duyduk Risale-i Nur'ları daha önceden duyduk tabii ki. Yani şey olarak duyduk ama bir genel manada duyduk. Çok böyle bir fikrimiz yok. Kimdir, neyin nesidir? Yani duyduk herhangi bir alimin yani duyduğumuz gibi öyle bir Türkiye'de de böyle biri gelmiş böyle bir eser yazmış. Yani Üstad Bediüzzaman tabii o kadar da böyle bizden hafif bir vaziyette değil. O kadar da gizli saklı bir alim değil. Maşallah dünyaya şamil olmuş bir.